Tanışmamıza gelince eski bir hikaye çok. Yani sanırım 1930 yılından önce Babali'de, 30 yıllarında Babali bütün gazetelerin çıktığı mahalle. Ve o sırada Nazım ekmek parasını çıkarmak için gazetelerde müsahihti. Yani düzeltmeler yapıyordu. Ben ise karikatürler çiziyordum. Ünlü Meseret Kahvesi'nde her gün buluşuyorduk. Benim resimlerimden hoşlanmış olmalı ki çıkardığı ilk resimli kitap galiba benim çizgilerimle çıktı. Kitabın adı Sesini Kaybeden Şehir. Nazım'ın en güzel kitaplarından biridir bence. Ve böylece tanışmış olduk. Niçin beni seçti ilk ressam olarak? Sanırım Moskova'nın fütürist ve konstrüktivist yıllarını yaşadığı için biraz acayip diyelim, tırnak içinde acayip diyorum, resimler yapan insanlardan hoşlanıyordu. Daha doğrusu yenilik getiren kimselerden hoşlanıyordu. O sıralarda da pek kalabalık değildik Türkiye'de yeni çizgiler çizen insanlar. O yüzden sanıyorum beni seçti. Fakat hemen arkasından Fikret Mualla'yı tanıştırdım ve galiba ikinci resimli kitabı Nazım'ın Fikret Mualla'nın çizgileriyle çıkmıştır. Ki görüyorsunuz hoş bir şey. Zaten arkadaşlık çok Fikret Mualla ile. Böylece Nazım'a eşlik ettik kitap konusunda. Mutluluğun resmini yapabilir misin şiirini? Neredeyse beraber yazdık diyeceğim. Çünkü o sırada birlikte bir kitap çıkarmak istiyorduk. Ben resimleyecektim, o şiirleri yazacaktı ve şiirleri peyderpey yazdıkça ben de ona bir takım şokiler gösteriyordum, fikirler ileri sürüyordum. Aslında bana soruyu sorduğu vakit sorunun cevabını peşin biliyordu ki ben Mutluluğun resmini yapamam. Nasıl ki kendisi de Mutluluğun şiirini yapmış değil. Yapmasına imkan yoktu çünkü yüzyılımız, içinde yaşadığımız bu yüzyıl pek o kadar mutluluğa elverişli değildi. Sevinçlere evet, bunu başka yerde de söyledim galiba. Sevinmesini biliyordu Nazım, ben de sevinmesini biliyorum hala bugün. Ama mutluluk ayrı bir şey. Mutlu olabilmemiz için hepimizin birden mutlu olması lazım ki henüz bu yaşadığımız çağ genel bir mutluluktan çok uzak ne yazık ki. O kopukluk vardı ama buluştuğumuz zaman sanki o kopukluk topu topu belki birkaç saatlik bir kopukluktu. Örneğin Nazım'ı Bursa hapishane yıllarında topu topu bir tek kere görebildim. O da gidip ziyaret etmiştik. Topu topu 2-3 saat görüşebilmiştik. Çok içimde yer bırakan, iz bırakan 3 saat. Ondan sonra da açlık kredisi arasında hastane odasında baş başa geçirdiğimiz galiba 1-2 saat ama tamam saati de söyleyemeyeceğim. Sanki kısacıktı ya da müthiş bir ömür boyu sürmüştü o buluşmamız hastanede. Ki o buluşmanın da önemi şuradan ileri geliyor ki tek parti düşmüştü. Yeni hükümet daha kurulmamıştı ve kurulması için de daha bir ay geçecekti. Ve Nazım'ın sağlığı açlık kredi ilerledikçe, gittikçe bozuluyordu. Ölmesi ihtimali çok kuvvetliydi. Ve benim ikna etmem lazımdı onu geçici olarak durdurtması için açlık kredini. Müthiş bir, neredeyse savaştan sonra diyeceğim, müthiş bir kavgadan sonra ama müthiş sevgi dolu bir kavgadan sonra ikna edebilmiştim. Ondan sonra da gene buluştuk açlık kredinden sonra. Çok kez buluştuk. Kaçışına kadar birkaç yıl gene ara verdik görüşmelerimize. Sonra nihayet bizi görmeye geldi Paris'e ve bildiğiniz gibi müthiş bir sevinçle tekrar eski dostluğu sürdürdük sonuna kadar. Biraz zor bir iş hakikaten, başka rivayetler var ama Yunus misali Nazım'ın da pek o kadar belirgin olmaması, doğum tarihi o kadar önemli değil bence. Hemen söyleyeyim, bu 90 lafına Nazım duysa çok içerleyecek. Neden derseniz, Nazım kadar genç kalan, sonuna kadar genç kalan insan yeryüzünde yok. Yani 90 ile Nazım'ı bir araya getirmek benim kafamda mümkün değil. Nazım galiba 90 değil de daha ziyade 19 yaşında kaldı bir ömür boyu. Evet, evet. Yani bir 9 var ama 19. Evet. Ve 60'ına ayak bastığı yıllarda bile yine 19 yaşındaydı.
Ömür boyu tanıdığım insanlar arasında Nazım kadar özgürlüğü de özgürlüğe bağlı bir insan hiç yok. Bugün Nazım yaşasaydı hepimizden daha çok tartışacaktı, konuşacaktı, düşünecekti. Nazım'ın bir özelliğidir. Yeni durumlar karşısında daima yeni fikirler üretmiş olan bir insandır. Ama şunu da söyleyeyim ki, olan biteni Nazım büsbütün beklemiyor değildi bence. Bunu söylemek belki abartılı gözükebilir size ama eğer dikkatle son yıllarının şiirleri okunursa bunun izlerini bulmak pekala mümkün. Tabii bir sürü örnek verilebilir. Mesela son otobüs şiiri. Mesela çok gene çok fena okuyacağım, kusura bakmayın ama zarar yok. Mühim olan söylediği söz Nazım'ın. Artık ne kibri nazırın, ne katibin şakşağı, güneşe bakabiliyorum gözüm kamaşmadan ve belki ne yazık, hatta en güzel yalan beni kandıramıyor artık. İşte örneklerden bir tanesi ama daha bunları çoğaltmak mümkün. İyiydi Nazım'ın derdi o yıllarda. Müthiş bir bürokrasinin ağır bastığını görüyordu. Yalnız iç kavgaları değil, dışa vurduğu kavgalar muazzam şeylerdi. Onları henüz tam olarak anlatamadık, bilmiyorlar insanların çoğu. Halbuki Nazım bu konuda can siperhane bir savaş sürdürdü. İlk ayak bastığı günden itibaren Moskova'ya. Aynı şeyi örneğin Bulgaristan hikayelerinde de söylenebilir. Hikaye dediğim, bir günden güzel şiirler yazmıştı Bulgaristan'da. Fakat günün birinde farkına vardı ki, Türk insanı Bulgaristan'da okumaktan, çalışmaktan, ismini taşımaktan ve inancına sarılmaktan yoksun. Ve Nazım o zamanki merkez komitesine çıkıp müthiş bir kavga yaptı. Ve son kez bir daha uğramayacağını Bulgaristan'a, bunlar düzeltilmedikçe açığa vurmuştu. Ve geldiği vakit Paris'e bundan, o kavgadan sonra, o müthiş kavgadan sonra hiçbirimiz artık gitmeyin Bulgaristan'a. Zaten ben gitmiş değildim. Tedirgin olmuştu o olaylardan. Sonra isterseniz o da bir ilginç bir ayrıntı. Macaristan olaylarından sonra bize bir telgraf çekmişti. Çünkü o sırada Fransızca olarak çevirileri kitabında Macaristan şiirleri bulunuyordu. Macaristan şiirleri Nazım'ın birbirinden güzel ama o Macaristan'ın hazırlanmakta olan dramını, faciasını yansıtmıyorlardı. Yani aman çek çıkarın demişti o şiirleri. Çünkü doğruyu söylemiyorlar o şiirler. Eksik yazmışım, yanlış yazmışım, anlamamışım durumu. Maalesef o şiirler olduğu gibi çıktı çünkü basılmıştı bile. Yani bize haber verdiği vakit ama çok üzgündü. Yani demek istiyorum ki Nazım için hiçbir zaman olaylar dural değil, düşünceler de dural değil, daima eleştiri lazım. Ve o eleştiri hikayesi galiba daha başlangıçtan beri vardı Nazım'da. Mesela başka gene çok kötü okuyacağım bir şiiri. Çok kere yanıldık hesabımızda fakat her ağrı, her ıstırap, her yanlış çıkan hesap bizi Edison yaptı taktikada. Yetmedi, yarattık. Fazla geldi, attık. İşte atmasını bilen adamdı. Yani fazlayı, yanlışı. Yani eleştiriyi getiren bir insandır sonuna dek. İşte bunu söylemek istiyordum kısaca size. Şiir yapısının kusursuzluğu. Yani söylenen sözün eğer yapısında ve özünde bir büyü yoksa, bir ustalık, büyük bir ustalık yoksa o şiirin dayanmasına imkan yok. Örneğin niçin Yunus hala her zamandan canlı? Çünkü şiir dokusunda bir kusursuzluk ve bir mükemmeliyet var ve bir dili en büyük kertesine eriştirmiş insanlardan biri. Nazım da aynı şeyi yapmış bir insan. Ve hatırlarsanız bir şiiri vardır Nazım'ın. Galiba kötü okuyacağım ama mühim değil. Yani mühim olan şiirin kendisi. Ne binecek sırma palanlı atım, ne bilmem nereden gelir atım, ne mülküm ne malım var. Sade bir çanak balım var.
rengi ateşten al, bir çanak bal. Evet, ateşten bal, çanak bal. Bal, mesele bal getirmekte. Hep belirli o bir özdeki bir büyük büyük içerik ve ustalık meselesi. O ustalık olmasa zaten söyledikleri çok mühim olmakla birlikte kalmazdı. Nazım için bu çok önemli bir etken. Yani Nazım'ın bu tarafını bence şimdilik yeteri kadar incelemiş değiliz.